ve Savunma Bakanı Mısır'a gitti ve Hamdan dediler ki hem Türkiye ile olan gerilimi hem de Doğu Akdeniz'de görüşecek. Hemen arkasından böyle bir hamle gerçekleşiyor olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de acaba belki toplantıda gündeme gelmiştir. Bundan sonra Mısır önce biz mi gideriz yoksa Mısır'da devlet adamları Türkiye'de vardır bir plan var mı? Evet. Şimdi bu Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın son düştüğü durumu izah edelim. Ben yani diplomasi tarihinde, dış politika tarihinde böylesine zavallı bir duruma çok az düşüldüğünü tahmin ediyorum. En son biliyorsunuz Libya'ya gitti. Trablus'a indi uçağa. Fakat uçaktan inerken, inecekken Dışişleri Bakanı, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş'un orada olduğunu öğrenince asıl amacı Bingazi'ye mesaj vermekti. Havalanında uçaktan inmedi. Çocukça bir tavırla uçağın kapısını kapattı. Daha sonra Malta'ya gitti. Uçağın kapısını kapattı, havalandı. Tekrar Libya'ya Bingazi tarafına gitmek için İniş izni istedi. Libya hükümeti iniş iznini vermedi. Bunun üzerine Malta'ya gitti. Orada uçağın radarlarını kapatarak, yani uçağı görünmez kılarak kendi akıllarınca, Libya devletinin egemenlik haklarını da çiğneyerek Bingazi'ye gitti. Şimdi böylesine bir dışişleri bakanı olabilir mi? Bir devletin diplomasisi. Böylesine saçma sapan bir takım hareketlerle temsil edilebilir mi? Ne kadar zavallıca bir durum. Ama bütün bunlar niye oluyor? Çünkü herhangi bir tez temelinde hareket etmiyorlar. Tek hareket etmek motivasyonları Türkiye aleyhine ne iş yaparız? Oraya gitmeleri de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetle yaptığı Akdeniz'deki anlaşmayı berhava etmek üzere Birleşmiş Milletler'in meşru olarak tanıdığı hükümete yıkmaya çalışan, hükümeti yıkmaya çalışan Libya'daki öbür güçlere destek vermek için gidiyor. Bu bir. Şimdi bunun devamı nedir? Gitti, zaten biz kendi aramızda şöyle bir espri yapmıştık. Bu Cumhurbaşkanımızın Mısır Devlet Başkanı ile tokalaşması gerçekleşince demiştik ki yarın sabah Dendias oraya gider diye. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi buralarda da tabii Türkiye'nin aleyhine ne yaparız? Türkiye'nin aleyhine hangi imzayı atarız? Ya da nasıl bir manipülasyon yaparız diye bir motivasyon içerisinde oldukları için Türkiye ile Mısır arasında bir normalleşme olursa Yunanistan'ın Akdeniz'deki gayrimeşru ve gayri hukuki bir takım adımlarının boşa çıkmasından korkarak bunu yapıyor. Tabii bunlardan hiçbir sonuç alamayacak. Libya'da da alamadı, başka yerlerde de alamadı. Yani bu bir devletin dış politikası değil. Bu bir çadır dış politikası. Tamamen Türkiye karşıtlığına, Erdoğan karşıtlığına konumlanmış. Kullandıkları dil hiçbir şekilde saygın olmayan. Biz Avrupalı muhataplarımızla görüştüğümüzde de herkes biliyor ki bu bir Avrupa'nın şımarık çocuğu. Avrupa'nın da başına bela. Ama bir takım işte kültürel kodlar vesaire yüzünden, bir takım tarihsel angajmanlar yüzünden bunları idare ediyorlar. Yunanistan'ın yapması gereken meselelerini Türkiye ile masada çözmektir. Türkiye aleyhine siz kimin peşinden giderseniz gidin, hiçbirinin size faydası olmayacaktır. 3-5 tane açıklama yaparlar. Sizin meselelerinizi çözeceğiniz şey budur. Bu bir. Yunanistan'a bir de şunu söylemek isterim. Onların zor zamanlarında ekonomik kriz yaşadılar, Türkiye bunu istismar etmedi. Bir takım doğal afetler yaşadılar, Türkiye bunu istismar etmedi. Şimdi Türkiye aleyhine yaptıkları bu faaliyetlerin hepsini not ediyoruz. Tabii ki hiçbirini unutmayacağız. Hiçbirinden de sonuç alamayacaklar. Ha, Türkiye'nin normalleşme adımlarının arkasından Yunan Dışişleri Bakanı ya da Yunan Başbakanı o ülkelere gidecekse ya da Türkiye'nin başka ülkelerle ilişkisini geliştirmesinin ardından şu anda yine o ülkelere gideceklerse ya da Türkiye'nin hali hazırda ilişkisi olan ülkeler, verimli ilişkisi olan ülkelerle daha ileri adımlar atmasının arkasından Miçotakis ve Dendias o ülkelere gidecekse şunu söyleyebilirim ki öyle adımlar atacağız ki Miçotakis ve Dendias havada dolaşmaktan yere inemeyecekler.
bizim adımlarımızı takip etmek yüzünden. Buyurun lütfen. Arkadaşlar biz hiçbir sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını tabii ki seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor. Onu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Onlar kendi çalışmalarını yapıyorlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Dolayısıyla sınav takvimi tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre ne? Tamam. Dediğim gibi ben size prensip olarak söylüyorum. Şeyle ilgili olarak prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Tamam. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır. EYT meselesinde bugünkü gündem arkadaşlar EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza son hali yakın zamanda, çok kısa zamanda yani sunulduğunda zaten karar verilmiş olacak. Yani onun son aşamaya geldiğini söyleyebilirim. O sebeple o son aşamayı geçtikten sonra ancak meclis takvimiyle ilgili size bir bilgi verebilirim somut. Onu söyleyemiyorum ama o zaten acil gündemlerden bir tanesi ve hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugün Sayın Çalışma Bakanımızın bir sunumu olmadı. Bugünkü sunum bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele konusundaki operasyonların değerlendirilmesi şeklindedir. Bu iki sunum üzerinden MKYK gündemimiz oluştu. Bir de tabii ki meclis çalışmaları, mevcut siyasi gündemlerle ilgili konular. Başka var mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bütün vatandaşlarımıza buradan saygılarımızı iletiyoruz. Herkes için önümüzdeki günlerin daha iyi olmasını temenni ediyoruz. MYK'mız adına, MKYK'mız adına, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız adına bütün vatandaşlarımıza iyi dileklerimizi iletiyoruz. Hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun.